görmüş olduğunuz çıngırağın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. Bu şekilde sesini de duyurmak istiyorum. Çok tatlı, güzel olduğunu düşünüyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir çıngırak yapılışı oldu. Çok az ip kullandım. Kalan iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bebek ipi kullandım. Koton ipi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel oluyor. Çıngıraklarınızı renk renk yapıp dilerseniz bebeği olan arkadaşlarınıza bile hediye edebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak iplerinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde bebek ipi kullanacağım. Ve iki rengimiz var bu şekilde. Yer belirleyicine ve iplerim uygun olarak da 3 numara tığ kullanacağım. İlk olarak bu rengimle başlıyorum. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Şimdi sık iğne yaparak başlayacağız. 6 tane sık iğne yapacağım. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Tığımı aradan geçiriyorum. Bu şekilde ipimi yerleştirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen sihirli halkamın içerisine battım. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne, sihirli halkamın içerisine battım, ipimi çekiyorum. İkinci sık iğnem, tekrar battım. Üçüncü sık iğnem şeklinde toplamda 6 tane sık iğne yapalım. Evet, 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra şu kısa kalan ipimizi şu şekilde sıkıştırarak sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batacağız ve ikinci sıramıza geçmiş oluyoruz. Burada şu kısa kalan ipi de arkadan yürüteceğim. İpimi alıyorum ve burada sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya 4 kere sık iğne yapacağız. Şimdi birinciyi yaptım. İkinciyi aynı noktaya, üçüncü aynı noktaya 4 tane sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine yer belirleyicimi takıyorum. Bu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Yan yana 1, hemen yanına geçtim. 2. 2 tane sık iğnemi ördükten sonra şimdi yine 4 tane sık iğne yapacağım aynı noktaya. 1 2 3 ve 4. Aynı noktaya 4 kere battıktan sonra şimdi kalan 2 sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum. Yine zaten sıra başlangıcımın olduğu yere gelmiş oldum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde bir elips görüntüsünü almış oldum. Şimdi yapmış olduğum sık iğneyi yer belirleyicimin üstüne taktım. Bu şekilde yer belirleyicimi. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Burası artık klasik amigurumi yapan herkes bilir. Normal arttırma şeklinde arttıracağız. Yani bir tane öreceğiz, bir tane arttıracağız. Şimdi bir tane örmüş oldum. Bir tane sık iğnemi yaptım. İkincisinin içerisine çift batıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Tek. Yanındakine geçiyorum. Çift. Hemen yanındakine geçtim. Tek. Yanındakine geçiyorum. Çift. Hemen yanındakine geçtim. Tek. Diğerinin içerisine çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimizde 18 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi 2 tane öreceğim, 1 tane arttıracağım. Yani 2 tek, 1 çift yapacağım. Şimdi birinci tekimi ördüm. İkinci tekimi örüyorum. Diğerinin içerisine çift batıyorum. Hemen yanındakine geçtim. 1 tek, yanındakine geçtim. İkinci tekim. Diğerinin içerisine çift batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 2 tane tek, 1 tane çift örelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimizde 24 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi yer belirleyicimi çıkardım. Bir sonraki sıraya geçmiş oluyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bu sık iğnenin üstüne de yer belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu sırada 3 tane tek öreceğim. Bir tane çift öreceğim. Şimdi birinci tekimi ördüm. Hemen yanındakine ikinci tekim. Hemen yanındakine üçüncü tekim. Ve diğerinin içerisine de çift batıyorum. Bir tek. 2 tek, 3 tek ve yanındakine de
çift batarak sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar 3 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Bir sonraki sırada 4 tane tek, 1 tane çift yapacağız. Diğer sırada 5 tane öreceğiz. 1 tane arttırma yapacağız. Diğer sırada da 6 tane tek, 1 tane çift örerek 48 tane ilmeğe ulaşmamız gerekiyor. Ekranda yazıyor olacağım sıra sayılarını. Bu sıralarımızı tamamlayalım. Devamını birlikte öreceğiz. Şimdi en son 6 tane tek, 1 tane arttırma yaparak sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Toplamda da 48 tane ilmeğimiz olmuş oldu sıra sonunda. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. Burada hiç eksiltme, arttırma yapmadan 10 sıra boyunca bu 48 tane ilmeğimizi dümdüz örerek yuvarlak bir kafa elde etmeye çalışacağız. Şimdi şu şekilde göstereyim. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan her bir sık iğnenin tepesine birer defa batarak sık iğne örüyorum. 10 sıra. Bakın bu şekilde arttırma yerlerine geldiğimizde de hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyorum. Dediğim gibi 10 sıra örelim. Şimdi cingramızın kafa bölümünü bu şekilde 10 sıra boyunca örmüş oldum. Bakın bunu ikiye katlıyoruz. Bunu da şu şekilde ayarlayacağız. Şimdi ilk sırada 4 bir tarafa batmıştık. Hep aynı noktaya 4 bir tarafa batmıştık. Bu dörtlü battığımız tarafları bakın şu şekilde karşılıklı getiriyoruz. Ve bu şekilde yassı bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi burada 12 tane ilmek ayarladım. Ve diğer taraftan da 12 tane ilmek ayarladım. 6 buradan 6 buradan olacak şekilde. Şimdi ilmeğin bu tarafta şu yer belirleyicinin olduğu noktaya kadar yine dümdüz sık iğne örerek gidiyorum. Orada tekrardan diğer rengime geçeceğim. Şimdi burada 12 tane ilmeğimiz olacak burası için. Burada diğer rengime geçiyorum hemen. Diğer rengimi aldım. Şimdi şu yer belirleyicimi çıkardım. Burası benim bu tarafa dahil olan bölüm. Şimdi burada direkt bakın sık iğneme batıyorum. Batarken diğer rengimi alıyorum. Şöyle diğer rengimi aradan alayım. Bakın şu şekilde diğer rengimi aradan aldım ve bir tane sık iğne yaptım. Şu orta kısmını, bu iki tarafın ortasını daha sonrasında dikeceğiz. Şimdi burayı sıkıştırıyorum diğer ipimle. Su yeşili ipimle iyice sıkıştırdım. Ve örmeye artık beyaz ipimle devam edeceğim. Dilerseniz burayı yine bu renginizle devam edebilirsiniz de. Yine sık iğneler halinde örüyorum. Toplamda dediğim gibi 12 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi burada diğer yer belirleyicinin olduğu noktaya kadar geliyorum. Zaten az bir ilmek sayımız var. Hemen gelmiş olacağım. Evet, diğer yer belirleyicinin olduğu noktaya kadar geldim. Yer belirleyicimi çıkardım. Şimdi o çıkardığım noktaya da batıyorum. 12 tane olması gerekiyor. Şimdi burada iki parçayı birbirine bağlantılı bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi yine tekrardan ikiye katladım. Bakın şu şekilde ikiye katladım. Örgümü sadece yönünü çeviriyorum. Bakın burada bir şey yapmadım. Böyleydi. Böyle yapıyoruz. Ve hemen ilk sıradaki ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batacağız. İlk sık iğnemizin tepesine batıyorum. Ve tekrardan sık iğne yapıyorum. Şimdi birinci sıramızı örmüş olduk. Şimdi hemen sıra gelen sık iğnenin tepesine, her bir sık iğnenin tepesine birer defa batarak döne döne öreceğim. Burada farklı hiçbir şey yapmayacağız. Eksiltme, arttırma yok. Dümdüz örüyoruz burada. 12 tane ilmeğimiz var dediğim gibi. Bu ilmeğimizi 42 sıra boyunca öreceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Ördükçe içerisine elyafınızı yerleştirin. Daha sonrasında en son yerleştirirken sıkıntı olur. Ördükçe içine elyafınızı yerleştirin. Daha kolay olacaktır. Tığınızın arkasıyla hem yerleştirip şu şekilde içine ittirebilirsiniz elyaflarınızı. Şimdi bakın ikinci sıramı da ördüm. Tekrar devam ediyorum. Bakın hemen sık iğnemin her gördüğüm sık iğneye birer defa batarak 12 tane sık iğnemi örüyorum. 42 sıra boyunca. Bakın bu şekilde. Hep aynı döne döne öreceğiz. Farklı bir şey yok.
Şimdi çıngırağımızın bu boru kısmında 42 sıra boyunca bakın bu şekilde döne döne ördüm. Ve dediğim gibi içini de örerken doldurdum. El yapımı bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi belirli bir ip kestikten sonra artık burada 12 tane ilmeğimiz var. Burada da 12 tane ilmeğimiz var. Bunu buraya kenarından dikmeye başlayacağız. Şimdi şu yer belirleyicimi çıkartıyorum. Zaten yeri şurası. Şimdi şuradan çekeceğim. Bakın direkt dikmekle başlıyoruz. Şimdi yer belirleyicimi çıkardığım noktadan ilmeğimi geçirdim. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum ve hemen boru kısmından da bir tane ilmek alıyorum. Bakın bu şekilde ikisini bir çıkıyorum. Hemen bir tane buradan aldım, bir tane bu ilmekten aldım. Bakın bu şekilde gayet güzel dikiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tam ucuna kadar, şu kısma kadar el yapımı doldurmadım. Dikerken kolaylık olsun diye. En son şuradan çıngırağı koyduktan sonra burayı da dolduracağız. Şimdi buradaki 12 ilmeğimi karşılıklı denk gelecek şekilde bütün ilmekleri birbirlerine dikiyorum. Yine aynı şekilde bakın şu arkada kalan ilmekleri de buraya sabitleyeceğim. Evet, son ilmeğime kadar geldim. Bütün ilmekleri karşılıklı bakın dikmiş olduk bu şekilde. Şimdi son yer belirleyicimi de çıkartıyorum artık burayı. Ve zaten de bir ilmeğim kaldı. Bakın şimdi şurada bir açıklığımız var. Şu şekilde göstereyim. Son ilmeğimi de alıyorum. Bir tane buradan, bir tane de boru kısmından alıyorum. Ve kapatmış olduk. Şimdi şurada bakın hemen şuradan içeriden batıyorum. Hemen karşılık gelen ilmeğe de battım. Bakın şöyle göstereyim. Battım ve ipimi çekerek burayı da sabitlemiş oldum. Şimdi şu dediğim kısma biraz elyaf koyacağım. Ve tığımın arkasıyla yerleştirerek orayı da elimle düzelteceğim. Bakın şöyle. Formu bozulacak diye korkmayın. Elinizle düzeltebilirsiniz. Biraz daha elyaf alacağım. Şöyle iyice yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde en son yine elimizle de düzeltebiliriz. Şimdi burayı da yaptıktan sonra şimdi şu iç kısmı bakın ben ip ayarlamıştım burada dikiş için. Orta kısmını dolduracağız. Elyafımızı koyacağız ve çıngırağımızı koyacağız. Ve en son şurayla bir ikisini bir birleştireceğim için burayı da bırakıyorum kenarda. Şimdi çıngırak olarak ben şu şekilde kullanacağım. Hazır top çıngıraklardan da kullanabilirsiniz. Ama ben bunların daha güzel ses çıkardığını inandığım için yani o şekilde yapacağım. İçerisine boncuk koydum. Bu da zaten biliyorsunuz sürpriz yumurtaların o sarı meşhur kutularından. Şimdi bunu içerisine koymadan önce biraz elyaf koyacağım. Şöyle içerisine az bir elyaf koydum. Daha sonra da çıngırağımı yerleştiriyorum. Zaten tam gelecektir. Bakın gayet de güzel doldurdu içine. Şimdi iyice elyafımı yerleştireceğim ve buranın dikilişini göstereceğim. Şimdi içerisine iyice elyafımızı yerleştirdikten sonra artık dikiş kısmına geçiyoruz. Bakın iğnemi diğer ipime geçirdim. Buradaki dikişimizi de şu şekilde yapacağım. Hemen yine karşılıklı gelen ilmekleri birbirlerine dikerek bakın bu şekilde şimdi karşıya geri geçtim. Bir tane buradan alıyorum. Bir ilmek aldım. Bakın şöyle battım. Bir tane de karşıdan ilmek aldım. Ve sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar karşıya geçiyorum. Bir tane bu ilmekten alıyorum. Karşıdan bir tane bu ilmekten alıyorum. Karşılıklı buraya dikeceğim. En son şu iple de iyice sabitleyip kafa bölümünü de bitirmiş olacağız. Evet, çıngıram bakın şu kafa bölümünün iç tarafında dikişini tamamladım. Gayet güzel oldu. Şimdi iki ucu şu ipleri nasıl yapacağız derseniz. Şimdi şu iki ucu birbirine iyice bağlayacağım. Ve içeride yok edeceğim. Bakın şu şekilde bağladım. Bir tane daha düğüm atacağım. Ve şimdi iğnemin yardımıyla içerilerden bir yerlerden çıkartıp ipimizi keseceğiz. Ve kafa bölümü komple bitmiş olacak. Bakın şöyle batıyorum. Hemen uzak bir yerden çıktım. Şöyle ipimi çekiyorum. İyice sağlam olması için şöyle
çıktı. Ve tamamlamış oldum. Diğer ipi de yine aynı şekilde yapacağım. Ve kulaklara geçeceğiz artık. Şimdi çıngırak bölümünü tamamladık. İplerimizi de sabitledik. Şimdi bakın gayet güzel de ses çıkartıyor. Şimdi geldi sıra kulakları yapmakta. Şimdi şu ana rengimden ipimi alıyorum. Kulakları örmeye başlayacağız. Şöyle kenara alayım çıngırağımı. Sihirli halka yapacağım burada. Tığımı aradan geçirdim. Bir tane zincirimi çektim. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yani buraya toplamda 6 tane sık iğne yapacağız. 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve baştaki ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Evet, battıktan sonra ipimi alıyorum. Ve burada bir tane sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkmış olduk. Burada yer belirleyici takacağım ben. Şöyle ilk yaptığımın ikinci sıranın ilk sık iğnesine. Burada bütün ilmeklerime, yani bütün sık iğnelerimin tepelerine çift batacağım. Ve 12 tane ilmeğe ulaşacağım sıra sonunda. Her bir sık iğneye bakın. 1, 2. Yanındakine geçtim. 1, 2. Çift batarak sıra sonunda 12 tane ilmeğe ulaşalım. Evet, sıra sonuna geldim. 12 tane ilmeğe ulaştım. Yine yer belirleyicimin olduğu yere de bir tane sık iğne yaptım ve yer belirleyicimi geri takıyorum burada. Şimdi burada bir tane tek, bir tane çift öreceğiz. İlk tekimi ördüm. Hemen yanındakine çift batıyorum. Hemen yanındakine tek, yanındakine çift batıyorum. Şeklinde sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift örelim ve 18 tane ilmeğe ulaşalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 18 tane ilmeğe ulaştım. Yine yer belirleyicimin olduğu noktaya bir tane sık iğne yaptım ve yer belirleyicimi geri takıyorum. Burada 18 ilmeğimizi bir sıra hiç eksiltme, arttırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Yine sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz olacak. Her bir sık iğnenin tepesine bir defa batıyorum. Bakın bu şekilde. Birer defa batalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine yer belirleyicimi çıkardım. Bir tane örüyorum ve yer belirleyicimi geri taktım. Şimdi burada bir tane öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Şimdi bir tane ördükten sonra yanındaki ilmeğe battım. İlmeğimi çıkardım. İpimi. Bunu tığımda tutuyorum. Hemen yanındakine geçtim. Ondan da bir ilmek çıkardım. Tığımda bu şekilde 3 tane ip var. Üçünü aynı anda çıkarak eksiltmemizi yapıyoruz. Şimdi bir tane tek örüyoruz. Hemen yanındaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Hemen yanındaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Tığımda yine 3 tane ip var. Üçünü aynı anda çıkarak eksiltme yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bu şekilde bir tane tekimi ördüm. Şimdi yanındakinden bir ilmek çıkardım ve yanından bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bir tane tek örelim, bir tane eksiltelim bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine en son bir tane eksiltme yaptım. Yer belirleyicimi çıkartıyorum artık. Burada bulunduğu noktaya hemen bir tane kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekerek bakın iki ucu şu şekilde yassılaştırdık. Ve bu iki tarafı da birbirlerine sık iğne yaparak kapatacağız. Şu şekilde yapıyorum. Hemen yanındaki ilmekten bir tane battım. Karşılık gelen ilmeğine de batıyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye bir tane battım. Hemen karşılık gelen noktasına da batıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. İkisine bir battım. İpimi çekiyorum ve bir tane sık iğne yaptım. Şeklinde sıra sonuna kadar hepsine batıp kapatalım. Hatta kapatmış oldum bile. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum burada. Ve dikiş için kulağı dikeceğiz. Dikiş için şu kadar ip yeterli olacaktır. Uzunca bir ip kesiyoruz. Şimdi kulağımızdan bir tane daha yapacağız. Ve kulakları buraya artık dikeceğiz. Şimdi kulakları da hazırladıktan sonra bu şekilde. Şimdi bunları buralara dikeceğiz. Şimdi ben hemen ayırdığım ipten bakın bu şekilde ipimi, iğnemi yerleştirdim. Şimdi şuradan sayıyorum. Bakın
Şurada 4 4 baktığımız noktalar var ya, buralar. Buraları baz alarak 1 2 3 dördüncüye şöyle yerleştirdim. Buradan batıyorum ve çıktım. Hemen bir ilmek buradan batıyorum bulunduğu noktaya, arkadan çıkıyorum. Bakın bu şekilde hizalayarak bütün ilmekleri dikeceğim. Şimdi şuradan batıyorum. Önden çıkıyorum. Şimdi bütün ilmekleri bu şekilde karşılık gelecek şekilde dikiyoruz. İyice sabitleyeceğim. Bakın burayı. Yine aynı şekilde buradan da sayacağım. 4 tane aynı hizaya denk gelecek şekilde diğer kulağı da bu şekilde dikip yerleştireceğim. Evet, kulakları da sabitledikten sonra şimdi geldi yüz ifadesini vermeye. Burun ve ağız kısmını yapacağım. Siyah ipimi şu şekilde iğneme geçirdim. Şimdi bunu göz kararı yapmanız gerekiyor. İki kulak ortasını şuraya bir yere burnumuzu yapacağız. Şimdi uzaktan bir yerden çıkacağım. Tam ortasına doğru. Şöyle bir çıktım. Şu ipimi de en son yok edeceğim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım ve geri döndüm. Bakın bu şekilde bir şurayı görmeyin. Bu ikisinin ortasında olacak şekilde ayarlayın. Şimdi bunu tekrardan aşağıya doğru ineceğim. Tam ortasına çıkıyorum. Ortadan 1, 2, 3'üncüye aşağıya çıkıyorum. Bakın şu şekilde aşağıdan çıktım. Şimdi geri yukarıya doğru çıkacağım. İlk yaptığımın hemen ortasına batıp ilk yaptığımdan çıkıyorum. Şu şekilde. Burada bir T harfi yapmış olduk. Bakın şöyle göstereyim. T harfi yapmış olduk. Şimdi burayı, burun kısmını 3 kere geçmiş olacağız. Şimdi şu alt kısmını baz alıyorum. Şimdi şurayı baz alıyorum. Burayı şöyle üstünden geçiriyorum. İlk yaptığım şu köşeden çıkıyorum ve tekrardan öbür uca geçiş yapıyorum. Evet, şimdi buradan çıktıktan sonra şimdi bu doldurma işlemini aşağıdan yapacağım. Bakın şöyle tutuyorum. İlk yaptığım yerden çıkıyorum. Şöyle karşısına. Bakın şöyle alttan tutuyorum. Ve geçiş yapmış oldum. Şimdi sıra geldi gözleri yapmakta. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Şöyle bir üst sırasına çıktım. Hemen gözleri yapıyorum. Yukarıdan 1, 2, 3. boşluğa battım. Ve aşağıdan ilk yaptığımdan çıkıyorum. Burayı da dolduracağım. Yine şöyle dolduracağım. Yine yukarıdan aşağıya doğru batıyorum. Bakın bu şekilde doldurdum. Şimdi aynı hizasından buraya da bir göz yapacağız. Şimdi buradan battım. Şöyle göz kararı çıkıyorum. Evet, şimdi buradan da yukarıya çıkıyorum. Aynı işlemi tekrar edeceğim buradan. Yukarıdan batıyorum. İlk yaptığım noktadan çıkıyorum bu şekilde. Yine yukarıya batıyorum. Aşağıdan ilk yaptığım noktadan çıkıyorum ve doldurmuş olduk burayı da. Bakın bu şekilde doldurduk. Şimdi artık bitirme işlemine geçiyorum. Buradan batıyorum. Şu boşlukta çıktığım ipten sabitleme işlemi yapacağım. Bakın bu şekilde burayı da şöyle bir tane düğüm atıyorum. Ve ipimi keseceğim artık burada. Ve makasımın ucuyla bu kestiğim noktayı içeriye doğru yitiyorum. Ve çıngıramız bitmiş oluyor. Bakın bu şekilde hazırlamış olduk. Çıngırağı şöyle etrafı toparlayayım.
Evet, çingiramız bu şekilde oldu. Gayet güzel. Yapılışı da kolay olduğunu düşünüyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.